Nurhayat ablacığım, günaydın ya. Ben de diyordum ki Nurhayat ablam nerede diyordum, hoş geldin. Seni görmeden güne başlayamıyordum diyordum. Nasıl gidiyor, nasıl değilsin? Ay Metişko, dün neler neler oldu biliyor musun? Çok yaşa. Ne oldu kız? Gel şöyle mutfakta tat tat konuşalım. Aa, Selami enişten Trabzon hurması getirmiş biliyor musun? Aa, olgunlarından birer tane bir pürdetir miyiz ha? Tabii canım, ben Trabzon hurmasına bayılırım. Bir şey oldu diyordu, ne oldu? Gel şöyle... Ay kız, ben dün denize düştüm ya. Çok yaşa. Hadi gidelim. Gel. Mutfakta uzun uzun anlatırsın. Olur, düşündüğüm şey olmasın. Ne oluyor ya? Ama melek bu. Nasıl olur? Kız ne oluyor? Sesle düşün bakayım. Bir şey yok, bir şey yok. Vay be! Vay orada! Bu Fikretli'nin çocukları bana bak geldiler, bacadan girdiler, zorla kaçırıyorlar adama. Yetişin komşular! Ya. Ay gündüz gündüz adam kaçırıyorlar kız. Bir sakin ol Nurhayat ablacığım, ne kaçırması ya? Dedim ya gündüz kaçırması. Ya ben böyle gündüz vakti kaçıralım dediklerini zannetmedim Nurhayat Hanımcığım. Spontan gelişi böyle bir durumlar. Önce ikna gayreti, peşine de umutsuzluk verilirse... Ya halbuki bir git bakalım, illa kaçırmak mı lazım? Haydi bakalım gidelim buradan. Fikret! İyi misin ha? Ay hepimizi çok korkuttun. Fikret deden? İyiyim, iyiyim. Bir an için bağırdım. Çünkü şey oldu. Bak, bir sakin ol. Bak. Bağırdın, devam gelmedi. Demek ki bir şey olmadı. Hadi gidelim. Ne oluyor Mete? Tam merdivenlerin en heyecanlı yerine çıkacakken ne oluyor, ne oluyor? Yahu gün geçmiyor şu konakta heyecan kat sayımızı arttıracak bir olay yaşanmasın. Anlatabiliyor muyum kendimi? Ya be be! Bak aklıma ne geldi? Ne geldi? Siz bana ne diyecektiniz? Siz bana bir şey söyle... Sizi! Titanikçiler sizi! Sırası mı şimdi Titanik'in? Mete Han! Ya yukarı çıkalım bakalım abone ol! Buraya mı kalk? Ya Selam abim! Sakin ol! Nefes al! Tamam bırak. Bırak. Ne kadar yukarı odaklı çıktınız ya. Sakin ol. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Zaten yukarıda Cem Enişten var. Babaannemle çıktı.
yukarı çıkıp kalabalık etmenin anlamı yok. Ne diyeceğim? Bir sakin olun. Beni bir dinleyin. Şunu bir indirsen öyle konuşalım. Gel, bir dakika. Siz aklı başında iki yetişkin insansınız. Gel, bir şey söyleyeceğim şimdi. Ya Selam abi, gözünü seveyim. Bir şey... Bana şu olayı bir anlatsanız da siz aşağıda. Geçti dedem, geçti. Bir şey yok. Fikret, aklımızı aldın. Bir anlık bir şey işte. Neyse, herkes iyi sonuçta. Ne oldu anlamadım. Ben de anlamadım. Fikret dedem, aşağı inip bir su içelim olur mu? Olur. Siz böyle geçin bakayım. Oh çok güzel. Hadi, hadi anlat. Kız insan sırf meraktan çıkıp bir bakar yukarı. Ya çıkarız. Ara ara yine çıkarız. Hobi olarak da çıkarız. Ama önce anlatın bakalım şu kayık mevzusunu. Ya bir Fikret amcaya baksaydık da sonra anlatırdık. Tamam bir oturun. Sakin olun abi, kendinize gelin ya. Anlatın bakayım, kayıktan nasıl düştünüz? Nasıl oldu olay? Ya şimdi Selam Beyciğim ben düştüm diyor ortamlarda ama ben mahcup olmayayım diye öyle incelik yapıyor. Sen mi düştün ablayık? Yani öyle Deniz beni çağırdı. Öyle gel Nur Hayat gel dedi. Dalgalar otopark değnekçisi gibi. Yani Nur Hayat ablacığım, dalgalara denizlere yüklenecek o kadar romantik tabiri varken otopark değnekçisine benzetmen takdire şayan. Ay bir kere de sanki madem ki deyip takdiri ince görmeyin be kardeşim. Bodostama takdir edin insana. Bir kızıl ağacın yaprağı gibi nazikçe kendini bıraktı serin sulara Nur Hayat Hanım. Bak derin sulara bıraktı derken ne kadar şairane konuştu. Ben nasıl düştüğümü biliyor muyum kız? Fotoğraf çekinelim dedim öyle kalktım hayatı sorun böyle cımbırlık. İşte Selami abim benim seni böyle tuttuğu gibi azgın dalgaların arasından çekip çıkarttı değil mi? Yok ya Metin, hafif rüzgar vardı. Deniz neredeyse çarşaf gibiydi. Kıpırdanmaydı. Mütevaziliğe bakar mısın? Adamın paçalarından mütevazilik akıyor. Kıpırdanmaydı diye işte kişiye bak. Neye kız? Şeye işte. Neye bakıyoruz? Dön bir bak işte. Menekşe. Tamam Menekşe geçti bak. Tamam ben buradayım. Tamam sakin ol. Şişt. Tamam. Tamam sakin ol. Şişt. Tamam. Bak ben buradayım. Fikret, şimdi daha iyisin değil mi ha? Ya ne oldu? Neden öyle birden imdat diye feryat ettin? Galiba çocuklar Hakkı Türkan, ben bunadım. Halüsinasyonlar görmeye başladım. O nasıl söz öyle Fikret dedi? Olur hepimize öyle arada. Evet, Cem abi haklı. Maşallahınız var daha sizin. Odadan çıktım Türkan, sana geliyordum. Aniden, eskilerden sanki bir silüet gördüm. Ama öyle böyle değil. Eskilerden bir silüet mi? Kim Fikret dede? Çocuğum gibi çok sevdiğim bir adamın çok sevdiği eşi. Yani bana öyle geldi.
Bizim oğlanla gelinin söyledikleri çıkacak galiba. Bunadım ben, bunadım. Baksana. Gündüz düşleri bile görüyorum artık. Ay daha neler. Bunamışmış. Bak bu lafı ikidir ediyorsun. Bunun şakası bile çok kötü. Benim şaka yapacak halim var Türkan. Bizim çocukların haklı oldukları noktalar varmış. Benim bir gidip baktırmam lazım. Biraz dinlenseniz. Bakın göreceksiniz. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Taş mı taşıyorum sırtımda burada Cem? Oturup duruyorum işte. Bunadık gayrı, bunadık. Ay öyle deme Fikret dede. Bak vallahi sen bizim gibi kaç nesli çıkartırsın cebinden daha. Tabii ya. Eski toprak o, eski toprak. Eski çamlar bardak oldu. Oho! Oh. Tam her şey bitti dediğim anda böyle bir el yakama yapıştı. Çekti aldı bir Titanic gibi uzanan sandalı attı. Titanic gibi uzanan? Evet boylu boyunca. Sandal. Evet adeta bir Titanic. Hançerli motor işte ya. Ta. Öyle gidi ya. Ne güzel ses çıkardınız öyle. Bakınız şimdi siz öyle yapınca. Ay ben o Titanic'e gittim. Ne günlerde. Nurhayat ablacığım iki gün ya oldu ya olmadı. Ya sonuç olarak mazide kaldı mı kalmadı mı? Mazi demişken Fikret amca ne yaptı? Ya Allah için bir oturun ya. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Siz Çardağ'a gidin. Ben de böyle işte kalabalık etmeden yukarı gideyim Fikret dede bir bakayım. Sonra iki tane çay kapayım. Yanınıza geleyim. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Durum mu? Haydi bakalım ya o durumu halledelim. Ya bir sakin olun lütfen diyorum ama bir sakin olun ya. Bakın. Ortalığı velveleye vermeden ben gideyim Fikret dedenin yanına bakayım. Zaten ben sizi olay mahalline kanalize etmedim. Birazcık düstabanımdır ben. Hani aklıma gelen başıma gelir diyorum. Ne var aklında evlat? Sadece aklımda değil. Düşündüğüm şeyle çarşı karışır. Şimdi ben usulca gideyim bakayım çarşı karışmış mı? Yani sizin gözünüz kulağınız olayım. Köstebek gibi. Aile sırları değil abi. Olay özelinde. Tamam o zaman sen git bir bak bakalım bir koşu. Öğren bakalım çarşı karışmış mı? Tamam. Ya meraktan ölüyorum. Yok bak. Ay Selam Beyciğim kendirden sonra bu çok yakışır elinize. Abla, sana bir haberim var. Hayırdır, haberin mi var? Ay dur kız, sen benim aklımı almadan önce şu randevuları bir not edeyim, işler karışmasın. Dur. Bu Engin Bey'in dosyası var ya. Bir dakika. Evet, ne olmuş Engin Bey'e? Şimdilik bir şey olduğu yok. Dosya nasıl diyordun? Bu Menekşe. Ay yoksa Menekşe'ye bir şey mi olmuş? Hastaneden kaçmış. Menekşe hastanede mi? Ne konuşuyorsunuz yine fısır fısır bakalım? Ay ne konuşacağız? Dedikodu yapıyoruz Buse'yle. Hah şöyle ya, açık olun canımı yiyin. Kimin dedikodusunu yapıyorsunuz bakalım? Aman kimin olacak? Konu komşu işte. Ay para yok, para yok diyorlar. Gidip krediyle telefon alıyorlar. Kız krediyle. Aa cicim hayırdır sen niye geldin? Ya bir arkadaşım akrabasını yönlendirecekmiş de şekerini kontrol edemiyorlarmış. Onun için en uygun zaman ne zaman diye bakıyorum. Ay şeker de başımızın belası valla. Ya sorma abla ya. Bu hareketsiz yaşam, doğal olmayan gıdalar, su gibi tüketilen asitli içecekler. Bir nesli mahvetti. Ablacığım ben yarın öğlen yemeğine biraz geç çıkarım. Şuraya Zehra arkadaş diye yazıyorum. Ay vallahi söyleme sen. Karabaş diye okurum ben onu ya. Ay anlamadığım bir şey var. Sizin bölümde
Yazdığımın okunmaması diye bir ders falan mı var? Ya bir tane güzel yazı yazan doktor yok mu arkadaş? Buse, şimdilik Zehra'ya bir şey belli etmeyelim. Bulut'tan nem kapmasın, olur mu? Aynen, haklısın. Acaba Berna ne tepki verecek duyunca? Kesin Engin Bey suçlayacak. Ay, sence Engin Bey'in parmağı var mı bu işte? Bilmiyorum ama eğer Menekşe bulunmazsa büyük sıkıntı. Hakikaten ne kötü ya. Bunlar böyle işte, haram saçık. Fikret dedem, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Sağ ol. Enişte, ne olmuş? Ya tanıdık birini görmüş gibi olmuş da. Birini görmüş mü peki? Yok, daha neler. Hayal görmüş oğlum işte. Oh, iyi, iyi, tamam. İyi mi? İyi gördüm yani. Bağırdı ya, endişelenmiştim. Sen niye yukarı çıkmadın? Babaannem arkamdaydı dedi. Nurhayat ablayla Selami abi. Cümbür cemaat yukarı çullandı. Zor tuttum onları abi ya. Zaten yukarıda kalabalık etmeyelim dedim. Bir de sen vardın zaten. İkisinin koluna girdiğim gibi aşağıya indirdim. Ya bir de bu Titanic mevzusuna maruz kaldım. Bak, ben bu ara çok fazla Nurhayat ablaya maruz kalıyorum. Bir de Selami abi falan. Biz bunları evlendirelim bence. Emin misin abiciğim? Ha? Çoğalmasın oğlum bunlar ya. Vallahi çoğalmasınlar ya. Düşünsene etrafta böyle küçük küçük Nurhayatlar falan. Doğru. Aman. Onlar zıplayacak yaşa gelene kadar biraz kafa dinleriz. Zaten sonra ben ülkenin bir ucunda iş bulurum. Ha, ben de kendi derdime yanayım yani, öyle mi? Oo, Metehan aşağı inecek de, öğrenecek de, ölme şeyim yaşa. Senin öğrenci olduğun yerde Nurhayat ablan kantin işletiyordu akıllım. Evet, beraberin kaymağına geldim. Kaymak değil sanki o Nurhayat ablacığım. Haberin kaynağı olmasın? Haberin kaymağı ilk ortaya çıktığı zaman, şöyle ağız köpürtülerek anlatıldığı zamandır. Böyle sonra gazı kaçar, tadı gider. Evet, ne olmuş anlatın bakalım. Ya da ben Fikret dedeme doğru yaklaşayım şöyle. Size doyum olmaz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Meto, ablam Selami'ye gidip de benden önce bilgi aktarımı yapma da ben sonra üstüm öyle tereyağı sosuyla dadından yenmeyecek hale getireceğim. Nurhayat ablacığım, kusura bakma, sana buradan dadından yenmeyecek bir hikaye çıkmaz. Bakış açını biraz genişlet derim. Berna nerede acaba bu arada? Buralardadır yani. Sen buralara göz kulak ol. Ben de eğer karşılaşırsam falan haberleşelim, tamam? Allah be, Hacı aramış. Hem de kaç kez. Alo, Batucuğum. Selam Ayça. Kusura bakmadın değil mi? Ders dinliyordum da internetten. Yok, tahmin ettim zaten. Ben şey için aradım, seninle gurur duyduğumu söylemek istedim. Allah aşkına. Şey, pardon. Konu neydi ki? Hayvanlar eşya değildir. Bilmem anlatabildim mi? Teyzem hayvan hakları aktivistidir benim. O gösterdi. Bizimkiler hep paylaştılar. Benim arkadaşım olduğunu öğrenince de yürekten bir aferin çekti. Çok sevindim gerçekten. Bizimkisi sosyal sorumluluk projesi işte. Ve gerçekten de köpeklerin karnı hediyesi olarak alınıp bakamayınca da dışarı atmaları inanılır gibi değil. Çok değerlisin gerçekten. Böyle hayvanların kahramanısın resmen. Aklıma ne geldi biliyor musun? Birlikte bir şeyler yapabiliriz istersen bu konuyla ilgili. Yapmaz mıyız? Efendim? Yani canlılar için her etkinliğe varım demek istedim. Tamam. O zaman ben senin vaktini daha fazla almayayım. Sonuçta kurtaracağın kaç köpek var kim bilir. Kahramanım benim. Al, al. Bütün vaktimi al benim Ayça. Hey Allah'ım ya. Telefonu kapatmayaydın iyiydi. Hayvanlar hakkında söyleyeceklerim bitmedi. Yoksa rüya mıydı bu? Kimse uyandırmasın beni. Dur. Abim inanmazsa mesajları gösteririm.
Abla Menekşe'nin bebeğini mi aldın? Ay hayır Mete, daha neler. Kendi vermek istedi. Bana güvendiğinin işareti herhalde. Ablacığım sana güvenmese konağa gelmezdi zaten. Onu bunu bırak da sen bu kapıyı niye kilitlemedin o kadar olan şeyden sonra? Ya ben yanındayım Menekşe'nin. Zaten çok korkmuş. Baksana istese de çıkamaz dışarı. Abla bir şey söyleyeyim mi? Fikret dedi imdat diye bağırdı ya. Sana bak yemin ediyorum dedim ki yandık. 20 yıl yaşlandım ya. Yanımda Nur Hayat abla var. Bir de mutfağa gidiyoruz. Hayır yani sürekli şikayet ediyorsun zaten kadından. Üstüne bir de her seferinde dibinde bitiyorsun. Anlamadım ben bu işten yani. Ne yapayım abla? O merdivenler arşa uzandı. Dedim ki bu sefer bittik. Babaannem gidecek, Fikret dedenin yanına Menekşe'yi görecek. Merdivenlerden yuvarlanacak dedim kendi kendime. Allah korusun ya. Daha fazla başımıza olay gelmesin diye Selam abiyle Nur Hayat ablanın kolundan tuttuğum gibi aşağı indirdim. Hayır nasıl başardın ya? Helal olsun vallahi. Nur Hayat abla meraktan çatlamıştır. Ne yapayım ablacığım? Yukarıda neyle karşılaşacağımı biliyorum. Yazık babaanneme ya. Kim bilir neler geçirdi aklından. Kesin demiştir gamsa bak diye. Neyse. Şu olaylar bitsin alırım ben onun gönlünü. Hadi biz bugünleri atlattık. Bu kadıncağız nasıl atlatacak? Kim bilir neler yaşamıştır. Baksana travma yaşıyor resmen. Umarım atlatır abla. Bu arada Cem abi huzursuz huzursuz seni soruyordu. Bu kadar gürültüden habersiz hangi köşelere geçti diyordu. Ay evet ya. Bir de Cem var işin içinde. Hayır bu durumu ondan ne kadar saklayacağız hiç bilmiyorum vallahi. Saklayamayacağız. Ablacığım hatta fikrini alsak iyi olacak. Neyse onu bunu bırak da Menekşe bizimkilerden nasıl saklandı? Ne saklanması Meteciğim ya? Aşağı indiğimde onu olduğu yere çivilenmiş bir şekilde buldum. Fikret dedeciğim. Bu Melek. Bak Fikret dede ne olur gördüklerini kimseye söyleme tamam mı? Melek değil o Menekşe. Biliyorum anneme çok benziyor ama bak ne olur sakın kimseye bir şey söyleme lütfen. Gel Menekşe gel. Fikret dedem. Efendim kızım? Sen niye yukarıda bağırdın tam olarak ben anlamadım. Nur Hayat, adamcağız kendine yeni geldi evlat. Biraz rahat bırakalım, dinlensin. Nur Hayat ablacığım, söyledim ya hani. Şimdi yani ilk ağızdan dinlemek varken değil mi Fikret dedeciğim? Ha? Yani böyle sis içinde beliren böyle silüetler gibisinden miydi? Tövbe tövbe. Merdivenden tarafa dönünce bir silüet gördüm sanki eskilerden. Dirilerden miydi yoksa ebediyete intikal etmişlerden miydi? Lan diri değilse peki ne? Nur Hayat ablacığım ne alakası var? Sanrı bu. İnsan bir eşyayı, bir gölgeyi eskilerden tanıdığı birine benzetebilir. Kapatalım bu konuyu olur mu? Hele bir anlayalım kapatacağız Janiko. Nazar etmiştirler belki. Nazar mı? Ay daha neler. Nazar mı? Yani ben bu yaştan sonra nazarlık gibi mi duruyorum? Çocukları yapmıştır çocukları. Kem gözler, kem. Bu kem gözler var ya dokundukları yerlere böyle negatif negatif enerji saçarlar. Nur Hayat, bırak bu batıl inançları evladım. Aklından da çıkar. Nur Hayat ablacığım, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz Allah aşkına ya? Ha? Benim ikinci koca kaçtığında Fikret dedem, bana dediler ki sana negatif enerji yüklemişler. Ben öyle inanmadıydım o zamanlar. Böyle mahallenin kadınları dediler ki evin köşelerine böyle acık acık sirke değdiriver dediler de ben oralı olmadıydım. Aa, kız belki de adam sınırdan geri dönerdi. Ha? Neyse demem o ki. Biz bu kem gözleri, negatif enerjileri def ederiz alimallah. Kızım sen hiç uğraşma böyle şeylerle. Bizim derdimiz bize yetiyor. Nur Hayat ablacığım, babaannem haklı. Fikret dedenin tansiyonu düşmüştür. Ne bileyim eskilerden biri aklına gelmiştir. Heyecanlanmıştır. Tamam. Siz çözüm noktasıyla çok şey yapmayın. Ben bir gideyim kızlarla görüşeyim. Ha? Aa, olmadı kurşun döktürürüz kız. Ha, ben gideyim. Canım pardon izin verir misin? Tamam kızlarla görüşeyim.
Allah'ım ya Rabbim ya. Ah Nur Hayat, ah. Vay be. Fikret'te de demek ki ilk görüşte benzerliği fark etti. Meteciğim ne benzerliği ya? Tıpatıp aynısı diyorum. İkizi. Ablacığım hatırlatayım istersen. Senin de ikizin var. Ben çift yumurta ikiziyim Meteciğim. Neyse. Fikret dedenin rengi atmıştı gerçekten. Bunun adını falan söyleyip ele vermemiş seni. Ne bileyim. Helal olsun o be. İşin orası öyle tabii. Ablacığım fark ettin değil mi artık bunu? Menekşe'yi bu konakta saklayamayız. Of bilmiyorum Meteciğim ya. Aklım durdu resmen. Hani kalbim aklımı sıkıştırıyor artık. Ablacığım bak az önce Fikret dedeye yakalandık. Başkasına da yakalanabiliriz. Şu an çok yanlış bir şey yapıyoruz ya. Akıl hastanesinden kaçtı kadın. Hakkında da dava açıldı. Şu an suç işliyoruz. Sen bunun farkındasın değil mi? Böyle ne kadar sürecek ablacığım? Evden çıkarmalıyız Menekşe'yi. Ya çıkarmamız gerekiyor demesi kolay Meteciğim ya. Nereye saklayacağız kadını? Saklamayacağız abla. Bir de altını ıslatma meselesi var. Onu nasıl çözeceğiz? Bu gece de ıslatacak. Tamam. Bütün söylediklerinde haklısın. Ya ortalık yatışsın ben bakacağım bir çaresine. Ablacığım ortalık yatışmayacak. Her geçen saat daha da karmaşıklaşacak. Bunun neyini anlamıyorsun ya? Güneş batmasın diye dua eder oldum. Bir gün önce biri çıkıp şu konakta uyumak senin için lüks olacak deseydi. Ne diyorsun sen ya deyip gülüp geçerdim abla. Bak tamam seni çok iyi anlıyorum. Ama azıcık daha sabret hatırım için olmaz mı? Tamam ablacığım. Sonumuz hayır olsun. Of. Of, of, of. Vay benim Titanik Selami abim de buradaymış. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk da orangadacım. Niye Titanikluğumuzu gördün? Takayı yürütecek takatın mı var benim? Bırak bu işleri. Sen de saman altı su yürüten adamsın. Bak hele Selami abi. Bana da öğretsene. Takayı yürütmeyi. Balığı tutmayı nasıl oltaya getireceğim? Biraz taktik ver de. Balığa mı çıkacaksın yoksa? Belli ki çıkarım. Ha, ama bak Orhan bu deniz işi başka bir şeydir ha. Yüzme bilir misin sen öncelikle? Bak Seyhan'da öğrendik yüzmeyi biz. Bizi kaldırmayacak deniz mi var? Hmm, ama Orhan kardeşim Karadeniz bu. Ha, Karadeniz herkesi kaldırmaz. Kimseye minneti yoktur Karadeniz'e. Ama yüzmeyi bilirsen ne ala? Nasıl yani ya? Suyun kaldırma kuvvetine de mi muhalefet? Hem de nasıl, hem de nasıl Orhan kardeş. Bak bizim denizin adı kara ama suyu nereden baksan tatlıdır. O kadar yağmur ya, binlerce dere akay oraya. Böyle ağzına yapmak koduğumun denizi bizi kaldırmaya. Başlar fırtınalar ki afra tafra. Allah Allah. Ya ben konuş, konuş. Kimle? Kimden olacak? Karadeniz'le. Selam abi. Hı. Sen denizle mi konuşuyorsun? Hem de nasıl? Denizin dilinden anlayacaksın Orhan. Bak dağlar bizim orada denizlere paralel. Dağ kültürü, yayla kültürü var. Ya dağın dilinden anlayacaksın ya denizin dilinden anlayacaksın. Bu ikisinin dilinden anlamazsan Karadeniz'de barınamaz. Ama anlarsan işin kolay. Bir de Takay Deniz'de de yürüttün mü başka yerde karada bile balık yakalarsın. Bak burada attın işte. Ya tamam işte deniz işi de biraz mübalağa sanatıdır Orhan kardeş. Sen biliyorsun bu işi atlayıp çekip çevirivermişsin hemen Nur Hayat ablamı Takay'a. Ya dedim ya denizin dilinden anlarız işte. Aa bir de Orhan kardeşim sen biliyor musun? Biz balığa çıkmadan önce denize ekmek atarık. Ekmek mi? Ekmek, bildiğin ekmek. Eskiler böyle inanırmış. Denizi doyurmazsan deniz senden birini çekel alırmış. Onun için biz de bu adeti yerine getiriyoruz. Balığa çıkmadan önce denizi besleriz. O zaman sen Nur Hayat ablanla balığa çıkmadan önce denizi iyi besledin. Tabii, hem de vakfı kebir ekmeğinden. Aa bir de bir şey diyeyim sana? Karadeniz'e biri düştüğü zaman yüzün tutmaz almayı. Tabii canlıdır deniz, konuşur insanla. Kimse bilmezse derdini Karadeniz bilir derler. Ben sana bir şey diyeyim Orhan kardeşim. Belki de
bu kadar insanın derdini dinlediği için bu deniz kara. Nereden bileceksin ha? O zaman ben şimdi gideyim. Ufak, ufak konuşmaya başlayayım. Hani şimdi bizimki bir Karadeniz değil ama bir Marmara Denizi eder yani. Su dinler Orhan, su dinler. Çekip alayabilir insanın derdini. Derdini al gel diyorsun ha? Aynen öyle diyorsun ha? Bak olta senden. Lan ben de. Taka da senden. O da bende. Ekmek de senden. Ya bende tamam ha. Şimdi tavşan kanı bir çaya hak ettin. Hemen kapıp geliyorum abime. Bak, haydi bakayım. Çay istemeyen Karadenizli olmasın. Almasın da Karadenizli ona. Of. Hayırdır Engin Bey? Ben sizi çok telaşlı gördüm. Ömer Bey. Nasıl telaşlı olmayayım? Çok tedirginim. Sebep? Menekşe. Onun hastaneden kaçması. Beni çok korkutmaya başladı açıkçası. Yani size zarar vereceğinden mi korkuyorsunuz? Evet. Allah Allah. Şu anda can güvenliğim yok Ömer Bey. O kadından her şey beklenir. Ya iyi de Engin Bey. Yani deli taklidi yapan bir kadının akıl hastanesinden kaçması size de tuhaf gelmiyor. Kim bilir aklımdan neler geçiyor. Yalnız benim hayatım tehlikede olsa bir derece Ömer Bey. Asıl ben çocuğumun hayatı için endişeleniyorum. Koruma kararımı çıkartalım diyorsunuz. Bir faydası olacaksa, evet. Yani polis Menekşe Hanım'ın saklanabileceği yerleri kontrol altında tutuyor. Ama tabii siz yine de tedbirli olun. Koruma kararı için bir dilekçe yazmanız da yeterli olacaktır. Belki de sırf hastaneden kaçabileceğini düşündüğü için deli numarası yaptı. Pek zannetmiyorum. Ama mümkün mü? Mümkün. Ya bunca yıllık meslek hayatımda nelerle karşılaştım bir bilseniz. Merak etmeyin. Yani her neredeyse Menekşe Hanım çok uzun süre saklanamaz. Biraz da onun için endişeleniyorum ya. Vakit kaybetmeden bize zarar vermeye çalışacaktır. Cem arıyor. Menekşeciğim bak ne olur sesini çıkarma tamam mı? Yalvarıyorum sana. Efendim hayatım. Hayatım neredesin sen? Hayır konak karıştı ortalıkta görünmüyorsun ya. Nasıl konak karıştı? Ben Zehra'nın odasındayım. Uyuyakalmışım da. Ya Fikret dede imdat diye bağırdı. Ben de burada piyasalara bakıyordum. Hemen indim aşağıya. Oradan da babaannem çıktı yukarı. Adam orada öylece kala kalmış ya. Neyse ki iyi şimdi. Hayatım sen neredesin? Ha? Kızın odasında ne işin var ya? Hayır madem uyuyacaktın bana söyleseydin ben çıkardım odadan. Ya hayatım... Kız kardeş arasında bir şey o. Ben not yazmıştım. Zehra'yı da odasına bırakmaya geldim. O arada uyuyakalmışım işte. Not mu? Hayatım 21. yüzyılda yaşıyoruz ya. Ne notu? Mesaj atsaydın keşke. Ya notun sıcaklığı bir başka. Neyse neyse ben geleceğim birazdan. Uyandırdığın iyi oldu zaten. İyi bari. Hadi gel. Aynı evin içinde sana telefonla ulaşabiliyorum ancak ya. Oho aynı evin içinde özleniyorum demek. Hadi gel, tamam öpüyorum. Hayır, insan bir özlüyorum falan der. O kadar pas attık yani değil mi? Çok güzel ya. Bu kadar derdin, tasanın ortasına romantizm kovalayın. Ablacığım, yatacak yerim yok benim, yatacak yerim. Biraz benim sorunlarımla ilgilenir misiniz ya? Canım benim, yalnız koşullar değil, ruh belirler romantizmi. Al birini, vur ötekine. Al birini, vur ötekineymiş. Koyun can derdinde, kasap romantik ki sorma. Triplere bak ya. Nihayet iskelet tamam. Aa, iskelet mi? Ay peri kızının elbisesi gibi oldu ya. Bence de peri. Ay çok teşekkürler. Bana niye teşekkür ediyorsun kız? Fikret dedeye teşekkür etsenize. Perileri ortaya çıkarmasaydı perili köşkte yaşayıp gidecektiniz ayol. Ay ne perisi ya? Sen ne anlatıyorsun Nurhayat? E tamam şimdi her şeyi sadeleştiriyorum. İyice dinleyin beni. Dedelerimizden Fikret misafir odasından salona doğru giderken ne görsün? Ne görmüş? Eskilerden bir silüet. Silüet mi? Eskilerden. Ha, adam görmüyor ya. Yanlış görmüş diyor zaten. Ha, o kadar öyle gelmiş ki imdat diye bağırdı.
Biz aşağıdan, Türkan teyzemler yukarıdan, Cemler bir yerden. Ha ya böyle bir aksiyon yaşadınız öyle mi? Evet ama biz boşa koşmuş olduk. Metoş yukarıda kalabalık yapmayalım dedi. Salmadı bizi dedemizin yanına. Ay Fikret dedeye bir şey mi oldu yoksa? Yok kız, olmamış olmamış ama sizin konak perilenmiş anacığım. Ne perisi ya? Ne deli misin sen? Böyle inanma böyle şeyler Allah aşkına. Ay böyle heyecanlı şeylere inanmayıp da ne yapacağız hı? Ödümüzün torşusunu mu kuralım? Hayır yani bir noktada patlatmamız lazım. Tut 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 nereye kadar? Ay Nur Hayat sen de hem korkuyorsun hem de korkacak yer arıyorsun. Korkunun periye faydası yok anacığım. Bizim bu kötü enerjileri dağıtmamız lazım. Bizim bir falcı Şehnaz vardıydı. Hı? Yaşam koçu oldu çıktı sonradan. Senin üstünde kötü enerji var dediydi de ben yapmam gerekeni yapmadaydım. İki numara o yüzden yurt dışına transfer oldum. Kız neye inanmıyorsun ya? Kötü enerjiyi bozacağım diye bütün eve sirke sürmeye kalkmadın mı? Kız kursağımda kaldıydı. Bu sefer konağın böyle köşelerine azıcık değdiriversen. Aha, sakın, sakın her yere sirke kokusacaksın ha. Aman sizin içiniz geçmiş burada Paris diye diye. Ben anlamam. Sonra perilerle, süreyetlerle muhatap olacak olan sizsiniz. Ben ata bindim ya nasip demek üzereyim. Ay yakın çağa geline bak sen. Ata binecekmiş. Üsküdar'da at mı kaldı? Adalara giderim. Ay yok. Faytonlarda büyük uğraşlarımız sonucu kaldırıldı artık. Artık gelin skutura biner, aküm bitti der. Ay ben buna çok gülerim. Ne demiş? Ne demiş? Gelin skutura binmiş, trafik kurallarına uyalım demiş. Ay, hiç fena değil ha. Selami yanımda olsun da. İki gönül bir olunca sıkıtır ağır vasıta olur derler. Türkan annem ya. Berna mutsuz, Fikret dede yorgun. Ya aklıma hiçbir şey gelmedi. Böyle onlara iyi gelecek bir şey yapsak. Ay iyi düşündün. De ne yapsak? Paça mı yapsak ha, yoksa haşlama mı? Beyran diyordun sen Türkan annem. Ha? Malzememiz varsa beyran yapsak. Tamam gömlek yağı ya da o iç yağından varsa tamam yapalım. Gömlek yağımız yok Türkan annem. Ama sen bana eksik malzemeleri say. Ben gömlek yağıyla birlikte aldırayım Orhan'a. Tamam. Şimdi bir kilo kemikli koyun eti. Hı. İncik, gerdan, kol olabilir. 150 gram gömlek yağı ya da iç yağ. 100 gram pirinç. Bir büyük soğan, 8 diş sarımsak. İşte kırmızı pul biber, tuz. E tamam. Malzemelerimiz var yani aslında. Bunun püf noktası bu gömlek yağı değil mi Türkan anne? Öyle, öyle. Şimdi bak ben sana yapılışını anlatayım. Bir tencereye bu etleri koyacağız, yeterince de su koyacağız. O bir büyük soğanı böyle olduğu gibi atacağız tencereye. Tabii düdükle de pişirmek daha iyiyiz ama tencerede pişirirsek böyle en az 3 saat kadar kaynatmamız gerekiyor. Böyle 40-45 dakika sonra üstünde böyle biriken köpük oluyor ya, onu alacağız, iç yağını ilave edeceğiz, o şekilde kaynatacağız. Sonra başka bir yerde pirinçleri haşlayacağız. Sonra o sarımsakları da havanda güzelce döveceğiz. Bunun aslında püf noktası paçatası ya da tava. Beyranı ayrı kaynatacağız çünkü. Aa öyle mi oluyor Türkan annem? Tavada yapabiliyor muyuz? Tabii yaparız. Şimdi tavaya önce pirinçleri koyacağız. Ondan sonra da o etleri haşladıktan sonra böyle güzelce ayıklayıp bir kenara ayırdığımız etleri üstüne ilave edeceğiz. Ondan sonra onun suyunu koyacağız. Şöyle güzel bir karıştıracağız. Ondan sonra kırmızı biberi ilave edeceğiz. Yine öyle bir kaynattıktan sonra da en son sarımsakları koyacağız. Ondan sonra şifa niyetine afiyetle içeceğiz. Ay Türkan annem bu tam çekmelik oldu ya. Ben gideyim Mete Hanım'ı bulayım geleyim de bu Gökçe'nin Anadolu mutfağı için çeksek bunu. Çekelim tabii neden olmasın. Sen önce Orhan'a söyle de bizi o gömlek yağından alıversin. Hah sen Mete Hanım'ı da buraya bir yolla bakayım. Tamam hemen koşuyorum. Tamam. Yavaş yavaş acele et. Bizim Salih'in lafıydı bu. Ay Allah rahmet eylesin. Oo, kimleri görüyorum? Berna Hanımlar gelmiş. Ay hayatım o kadar haklısın ki. Hani derler ya en güzel uyku en rezil uykudur diye. Tam olarak o moddayım yani. Üstüm başım açık uyumuşum resmen. Sen zaten hasta değil misin hayatım? Yani evet biraz kırgınlık var. Hayatım okuldan kaytaran çocuklar gibisin ha. Hayır işe gitmemek için numara mı yapıyorsun acaba? Ha? Ya yok hayatım ne numarası? Azıcık dinlensem iyi gelecek. Bir de böyle arada üşüme geliyor bana. Üşüme mi geliyor? Hayatım sana hemen sıcak bir şeyler kaynatmalı bak. Hiç dikkat etmiyorsun ya. Tam dikkat etmen gereken zamandasın hayatım ya.
Bir de üstüm açık yattım diyorsun. Ya hayatım sorma. Vallahi bir kamyon dayak yemiş gibiyim. Hayır böyle giderse işe de gidemem. Ah hayatım ah. Hiç dikkat etmiyorsun ha. Sana şöyle paça çorbası gibi bir çorba yaptırayım mı? Bol limonlu ha. Hemen kendine getirir seni. Olur. Ay. İyi değilim vallahi bak. Menekşe biraz sesli olabilir misin? Kim o? Yönetmenim. Benim, gelebilir miyim? Ben birazdan gelsem olur mu? Tamam, bekleyeyim mi? Bir şey mi vardı Gökçe abla? Menekşe lütfen biraz ses... Tamam. Bıraktım bebeği, sakin ol. Ya Beyna'nın çorbası yapıyoruz da aşağıda Tükür annemle. Dedik ki hani yaparken Gökçe'nin anadolu mutfağı içinde bir çekelim. Sen müsait değilsen ben ineyim Mete, sen sonra gelirsin. Ablacığım işim var, işim bitince yani zor da yapmasak, çekmesek olur mu? Berna hasta diye yapıyoruz da hani yapmışken çekelim dedik. Tamam hallederiz. Yani emin değilim de. Tamam oldu ben gideyim o zaman. Tamam kusura bakmayın hani müsaitlik durumundan. Yok tamam ben söyledim Tuğcan anneye müsait değilmiş diye. Yok ablacığım öyle müsait değilmiş deme de yani. Tamam ben ayarlamaya çalışacağım tamam. Menekşe lütfen biraz sessiz ol lütfen. Gökçe abla. Abi açar mısın bir saniye? Çok önemli. Abisi ben müsait olunca geleyim yanına. Ama abi bak aç ne göstereceğim? Menekşe lütfen biraz ses sol ya lütfen. Abin şimdi çok müsait değilmiş Batucuğum. O müsait olunca bizim yanımıza gelecek. Evet müsait olunca. Gökçe abla bir mesaj gösterecektim sadece. Sonra gösterirsin Batucuğum tamam mı? Hadi gel. Hadi abisi ben işimi bitirip geleceğim yanına. Sen hiç kapını kilitlemezdin ki ama. Hadi gel Batu biz gidelim. Suna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sefer geldiğinizde ben katılamamıştım. Evet. Ricamı geri çevirmediniz ve tekrar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi seviyorum ayrıca. Vallahi biz de Türkan sizi çok seviyoruz. Türkan Hanım'ı da çok seviyorum. Biz ailecek sizi çok evet, seviyoruz. Evet sağ olun. Teşekkür ederim. Neler yapacağız bugün? Vallahi tabii ki öncelikle hekime gidip çare bulmak lazım ama evde de hekimlerin iş gücünü azaltmak için kendimize iyi bakmamız lazım. Anneannemin yaptığı bir tarif vardı. Onu sizle paylaşmak istiyorum. En azından faydalı olur diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle ben aslında ailenin büyüklüğüne yani bir kişiyseniz bir kişilik yapayım ben şimdi. Tamam. Şöyle limonla iyice yıkıyorum. Sirkeli suda bekletiyorum. Hı-hı. Falan karbonatlı sirkeli suda. Karbonat mı sirke mi peki? Vallahi ikisini de kullanıyorum ben. Yani işi şansa bırakmıyorum. Hı-hı. Böyle limonları yıkadıktan sonra böyle kuşbaşı kesiyorum. Bir tane limonu. Şimdi şöyle bir kişilik yapalım istersen. Evet. Ama mesela iki kişiyseniz üç tane limondan da yapabilirsiniz. Taze zencefil. Bizim hı hı. ninemin zamanında taze zencefil yokmuş. O zaman toz zencefil kullanırlarmış. Bu yüzden şimdi biz toz da koyabiliriz ama. Toz da koyabiliriz mi? Ama bence tazesi taze. Varken de tabii şimdi bakın şöyle turşu gibi koyacağım limonları. Peki dibine. Toz koyarsak ne kadar koyalım zencefilden? Bir çorba kaşığı yeterlidir. Şimdi zencefili koyduk.
Üzerine tekrar limonları. Bence bir limon daha alır bu. Şöyle koyalım. Aralarına da koyayım ne koyacağız onları, biliyor musun? Evet. Hı hı. Taze nane. Evet. Sonra şöyle burada gördüğümüz gibi şeyimiz var. Karanfilimiz var. Şöyle biraz karanfil, da... Karanfil her şeye, her derde deva değil mi? Çok güzel bir antiseptiktir. Şöyle biraz dövüyorum ki suya kolay hani karışsın. Hı hı. Göstereceğim. Göz kararı bir tutam aldınız. Yani bir tutam aldım ama bir çorba kaşığı iyi gelir. Şöyle serpiyorum üzerine. Üzerine de ne koyacağız biliyor musunuz? Eğer şekeriniz varsa balı çok az kullanın ya da hiç kullanmayın. Şöyle bal koyuyorum. Bal biliyorsunuz her derde devadır. Ben çok kullanıyorum. Ben de evet, çok severim. Şimdi birazcık da oradan su görüyorum şu sürahide. Evet. Çok az, şöyle bir kahve fincanı kadar su koyalım. Evet, oldu biraz acaba? Daha. Yeterli. Şimdi bunu ağzını kapatacağım ama kapağını göremedim. Neyse. Burada. Ha, tamam. Şimdi bunu kapattınız. Evet. 6 saat beklediniz. Hı hı. 6 saat sonra limon suyunu bırakacak, zencefille evet, özdeşecek, bal tat verecek, aromasını verecek. Karanfil biliyorsunuz inanılmaz şifadır. Bunu böyle biraz soğuk yerde beklettikten sonra gidip gelip böyle birer kahve fincanı içeceğiz. Diyelim ki suyu azaldı, balı azaldı. Üzerine tekrar biraz bal, biraz su ilave edip bir hafta kullanabilirsiniz. Harika. Ya da bir sınırı var mı? Ne kadar kullanabiliriz günde? Günde bence bir kahve fincanı, sabah bir kahve fincanı akşam içilebilir. Çünkü kendi suyunu limon evet, fazlaca veriyor. Hatta bunu 5 dakika balsız, 5 dakika kaynatıp blenderdan geçirip ılıdıktan sonra balı ilave edip, kestane balı bilhassa ilave edip kaşık kaşık yerseniz limon her derde devadır. Çok teşekkürler. Evet. Harika bir tarif verdiniz bize. Evet. Yine ben tekrar ediyorum malzemeleri. Limon, evet, nane, karanfil ve bal. Evet, ve şimdi limon kabuğunu böyle soyuyorum. Çok eski bir tarif. Anneannemizin tarifi mi bu? Anneannemin babaannesi o seferberlik zamanında Türkiye'nin ilk lokman hekimiymiş. Ve çok da iyi gelen bir şeydi. Mesela limon kabuğunu bakın hiç şey yapmadan koyuyorum. İçerisine de böyle 8 diş sarımsağı şöyle ikiye bölüyorum ki özünü versin. Evet. Ondan sonra bunları içerisine koyuyorum. Şöyle de biraz da limonun kendisini de bir dilim koyalım. Su koyalım içerisine yine. Bunu 4 gün üzerine çıkacak kadar. Koyayım. Hayır. Üzerine mesela çıkacak kaynamış, kadar ılınmış bir su olacak yine. Bunu böyle 4 gün karanlık yerde bekletin. Sonra steril kazlı bezin ya da tülbentin içine koyup sıkın. Sarımsak yumuşuyor, limon kabuğu C vitaminini yoğun bir şekilde veriyor. Sıkın onu mesela sabah akşam birer çorba kaşığı içtiğinizde doğal antibiyotiğiniz hazır. Harikasınız, evet, çok teşekkürler. Bu da böyle. Evet, şimdi gelelim. Peki vitamin takviyelerine gerek var mı bunları kullandıktan sonra? Yani eskiden vitamin yoktu mesela ama tabii ki arada bir takviyelere ihtiyacımız var. Mutlaka hekim kontrolünde kendimize özenip bakmamız gerekiyor. Şimdi biraz da güzelliğe mi gelelim? Evet, geçelim oraya. Heyecanla onu bekliyorum ben zaten. Şimdi, neler yapacaksınız bugün? Ne yapalım? Eğer cilt temiz olmadan yapılan hiçbir işlemin faydası yoktur. Ben bunu hep söylerim. Şimdi size bir önce peeling yapalım. Hazır bir peeling yapalım. Yine mesela şuradan portakalın kabuğunu biz böyle kurutuyoruz. Blenderdan geçiriyoruz. Şu şekilde bakın peelingi. Bu kranürler bize lazım tabii. İçerisine beyaz kil koyalım. Sivilce evet, ciltler için mi? Bu sivilce için değil, herkes için. Herkes kullanır. Evet. Çok az da böyle biraz mısır unundan yararlanalım. Ve içerisine biraz da herhangi bir el kremi kullanabiliriz. Mesela
Şunu açayım biraz ben istersen. Daha kolay olur. Evet, tamam. Şimdi el kremimizi koyduk. Çünkü bunlar yüzümüzde fazla kalmadığı için hiçbir şey olmuyor. Şimdi iyice karıştırdım. Ellerinize süreyim. Yani bu tabii yüze sürülen bir şey ama siz şöyle bir ovun, bir kokusu da çok güzeldir. Bu peeling mi? Bu peeling. Bu cildi porselen gibi yapan peeling. Şimdi istersen tabağın üstüne mi yapsak? Dökülecek ya. Şimdi kuruyacak çünkü. Şimdi hayır, kurumayacak. Şöyle hemen hızlandıralım. Tamam. Yapın bakalım. Eliniz pırıl pırıl olacak. İki elinizi yan yana koyduğunuzda farkı göreceksiniz. Çünkü cilt temizlenmeden, yani haftada bir gün peeling yapılmadan, hele de büyük şehirdeyseniz kirli hava malum. Makyaj sürekli. Makyaj sürekli, evet. Cildimiz arındığı zaman sürdüğümüz kremin, serumun, efendime söyleyeyim maskenin iki kat faydasını görme şansımız vardır. Yani maskeden önce mutlaka peeling tavsiye ediyorsunuz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani peeling çok önemli bir şeydir. Gözeneklerin açılması lazım maskenin. Temizlenmesi lazım. Maskeden hani önce. Her zaman bir bakıma gitmeniz gerekmiyor ama iyice arındıracağız tabii. Ben şöyle... Bu lekelere de iyi gelir bu mi? Bu lekelere de iyi gelir ve cildin o hani engebeli yolu dümdüz yapar. Siz iyice şey yapın, hiç şey yapmayın, korkmayın, bir şey olmaz. Çok çok hafif bir kızarıklık olur. O da dolaşım bozukluğunu, hani dolaşım olduğu için olur. Evet. Bir süre sonra o da kaybolur. Üzerine de krem sürdüğümüz zaman zaten geçer. Nasıl? Bir dümdüz bir şey oldu değil mi? Rengi de bir açıyor sanki, değil mi? Tabii şimdi rengi de açar. Sonra onu anlayacağız. Mesela çok makyaj yapanlar buna bayılıyor. Bilhassa çok sanatçı dostum var. Yani bu bir mucize diyorlar. Bunu yıkayayım mı şimdi? Şimdi yıkayabilirsiniz. Bunu da vereyim size birlikte. Onu yıkaya durunca ben isterseniz bir maske yapayım. Evet. Yaşlanma etkilerine karşı yapacak mısınız? Beni yapalım. En çok bu zamanlarda ilgilendiren kısım o. Siz daha çok gençsiniz bence. Hem cildimizdeki lekeleri yok edelim, değil mi? Evet. Hem de bir besleyici bir maske olsun diyelim. Şimdi bakın, yumurta kabuğu tozu vardır. Hem yoğurtlara karışıp yenebilir, hem de şu şekilde... Bunu hazır olarak mı alıyoruz, kendimiz hazır mi yapalım? Hazır olarak kendimiz de yapabiliriz. Şimdi evet, şeyi koyduk, yumurta kabuğunu koyduk. Yine biraz bal koyalım. Evet, şöyle bir ne kadar koyduk tatlı yumurta kaşığı kabuğundan? Bir tatlı kaşığı koydum. Siz bunları hep göz kararı yapıyorsunuz değil mi? Evet, göz kararı yapıyorum. Artık elim alıştı çünkü. Biraz ne kadar zamandır yapıyorsunuz? 43 yıl. Of, maşallah. Biraz da ayvanın çekirdeği bakın. Evet. Kaynattım. Şimdi jöle gibi oldu gördüğünüz gibi. Biraz da onun jelinden koyuyorum şöyle. Bal, yumurta kabuğu. Evet, alabiliriz. Evet. Bunu nasıl bir parça ayvayı koyup nasıl bunu oluşturdunuz? Bir parça ayvanın çekirdeğini koydum. O çekirdek olan yuvasını koydum. Bir 5 dakika kaynattım. Sabaha kadar jöle gibi oldu zaten. Aynı zamanda sivilceye de iyi gelir, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Şimdi bir tek tane başına de, olarak. Tek başına, evet. Sivilcelerin üstüne mi? Sivilcelerin üstüne. Biraz da yumurta akı koyacağım. Şöyle. Çok değil, çok az. Böyle iyice karıştıracağım. Efendim, biraz da alabildiği kadar bir üzüm çekirdeği yağ koyalım biraz, şey olsun. Evet. Bu değil mi? Evet. Evet. Evet, şöyle bir kapak yani. Üzüm çekirdeği antioksidandır. Hem de cildimizin o kuruluğunu alır. Bal cildi nemlendirir. Yumurta sürüp, kabuğu tozu. 10 dakika tutuyor muyuz evet, cilti? Evet, evet. 15 dakika. 15 dakika. Evet. Bütün cildinize, bütün efendime söyleyeyim dekoltenize kadar sürebilirsiniz.
Biraz belki yulaf unu koyabilirim üzerine. Evet. Katı olsun. Katı olsun. Hani kaymasın evet. diye. Şimdi bunu 20 dakika göz çevresi dahil olmak üzere. Göz çevresi dahil. Evet. Çünkü doğal genelde maskeler evet göz çevresi hariç oluyor. Şimdi ama hazır olan ürünler evet göz çevresine sürülmez. Çünkü onlarda kimyasal vardır. Ama bunda hiçbir şey yok. Evinizde yediğiniz şeyleri yüzünüze sürüyorsunuz. Benim zaten amacım 43 yıldır bu. Evet, şimdi bu karışımı iyice karıştırdık. Peki diyelim ki fazla yaptık. Böyle fazlasını dolapta tutabiliyor muyuz? Bence her şey taze kullanılmalı. Evde eşinize sürün, komşunuza verin. Böyle ziyan olmasın değil mi? Şimdi bence bunu da böyle yaptıklarımızı öne koyalım. Bir şey daha benim dikkatimi çekiyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz ben takı tasarımı yapıyorum. Aa evet. Yani şu benim çok ilgimi çekti. Ay bu, evet. Nereden acaba? Çok değerli bir hediye benim için. Hediye. Bir Ramazan iftar programında sayın sevgili Cumhurbaşkanımızın eşi sevgili Emine Erdoğan'ın hediyesidir. O yüzden ben de bugün böyle size tesadüf oldu taktım. Çok güzel, çok zevkli bir şey. Kendisine teşekkür ederim. Evet. Evet, şimdi efendim bir de ne yapalım, ne istersin? Hassas cilde bir şey yapalım mı? Senin benim cildin şöyle hassas kızarıyor gibi. Cildim. Evet. Böyle soğuktan böyle pütür pütür de olabiliyor. Evet. Hemen. Onun için bir şeyler yapalım hemen. Onun için de en güzel şey... Bu mevsim geçişlerinde çok kuruluk oluyor. Evet. En güzel karışım bu bildiğimiz... Bu haşlanmış, haşlanmış kabak, kabak. Evet. Bu haşlanmış kabak en hassas cilde bile iyi geliyor. Hele de kışın en ideal bir maske oluyor. Mesela içerisine de şunu açabilirsen tahin koyalım. Tahin aslında susam yağı biliyorsunuz yazın güneşten koruyan özelliği vardır. Biraz da bal koyalım. Ben şöyle bal koydum. Şöyle. Evet. Karıştırayım mı şu tahtayla? Evet, tahtayla biraz içinden tahin alacağız. Evet. Şöyle biraz karıştırdım. Karıştırın, evet. Çünkü tahin ziyan olmaması gereken en önemli şey. Vücuttaki ağır metali tek temizleyen tahindir, biliyor musun? Bilmiyordum. Ya Rabia'cığım. Bence sabahları şöyle bir çay kaşığı da olsa yememiz gerekiyor. Şöyle tahini de koydum. İyice karıştırıyorum. Bunu da böyle hani temizlenmiş cildine o peelingi yapabilirsin. Bunu yüzüne o peelingin en hassas cilde bile zarar vermediğini biliyorum. Bunu güzelce yüzünüze yayın. Göz çevreniz dahil böyle biraz 20 dakika uzanın. Çünkü kayabilir. Ama evde biri varsa üzerine bir gazlı bez üzerine de yapılabilir. Böyle bastıra bunları bastıra. Bunları yapıyor musunuz sürekli kendinize? Yapıyorum. Kendime de yoksa yapıyorum. Yoksa böyle küçük dokunuşlar var mı? Küçük dokunuşlar henüz yok. Yok değil mi? Bak düştü gözü. Onu makyajla biraz maşallah kaldırıyoruz. Çok iyi görünüyorsunuz. Yani biraz kilo var herhalde onun avantajı. Ama evet, cildi onu da gergin. Evet, evet ve genç gösteriyor. Evet. O biliyorum onların zararlarını yapılan işlerin. O yüzden geciktiriyorum ama ona karşı değilim. Ama ne kadar gecik yapabilirsem o kadar evet, şimdi 20'li yaşlarda başlıyorlar bir şeyler yaptırmaya. O gerçekten çok kötü. Bu da böyle bir maske oldu size. Bu kadar. Tahinle, saçımız için yapalım. Tahinle haşlanmış kabağı karıştırdık. Evet. O kadar o. Çok o güzel. Çok da basit. Basit tarifler bunlar. Evet. Hani göz çevresi için de var bir tane tarifimiz. Yapalım mı? İster misin? Evet, çok tamam, isterim. Tamam, hemen yapalım. Göz çevresi için muhteşem bir pirinci, şöyle bu çok fazla, bir çorba kaşığı pirinci suda haşlıyorsunuz. Ondan sonra şimdi göreceksiniz, haşladıktan sonra ben haşladım. İyice yumuşacık bir kıvama geliyor değil mi? Evet, yumuşacık. Şimdi böyle biraz suyunu alıyorum. Japonlar pirinci çok kullanırmış ciltleri için. Biz de kullanıyoruz ama şöyle 3 çorba kaşığı koydum. İçerisine de chia. Peki chia. Bunu tonik olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Evet. Yağlı ciltlere değil mi özellikle? Yağlı cilde.
Chia tohumunu yine haşladım şöyle. Biliyorsunuz evet. Folik asit içeren bir özelliği var. Evet. Onu da içerisine koydum. İçerisine de biraz şöyle, ben aloe verayı kendi evimde yetiştiriyorum. Şunu da şöyle karıştırayım. Şurada da üzüm görüyorum. Aslında üzümleri evde böyle bir kremin içerisine şöyle biraz sıkarsak. Şöyle ben sıkayım, çekirdeği gitmesin diye uğraşıyorum. Bu göz çevresi için değil göz mi? Göz çevresi için. Hem kırışıklığa iyi gelecek, hem de... Haftada bir yapalım mı bunu? Bunu haftada bir, haftada iki, haftada üç. Bunun hiçbir zararı yoktur. Harika. Biraz da içerisine kabak çekirdeği koyacağım. Kabak çekirdeği. Evet, bu. Evet. Yine şöyle kapağına doldurayım evet, mı? Evet, doldurayım. Şu yeterli evet, herhalde. Yeterli, evet. Şöyle karıştırıyorum. İçerisine de mesela şu an bal var ama mesela çok az arı sütü olursa göz çevremizdeki bir tane kırışıklık kalmaz. Şimdi bu bozulmaz. Bunu bir hafta bir şöyle küçük bir cam kavanoza koyun. Tamam mı? Televizyon seyrederken siz böyle hafif parmağınızı batırıp şu şekilde masaj yapın. Masaj yaptığınız zaman zaten çizgiler yatay. Gelecek. Evet. Hı hı. Siz onu tersine yaptığınızda çizgileriniz direkt açılacak. Göz çevrenizdeki morluk, şişlik ve çizgilerin yavaşça incelip kaybolmasına sebep harika. Olacaksınız. İçsek işe yarar mı? İçsek işte yediğim şey. Tabii ki faydalı bir şey. Yani bunu yapabilirsiniz. Çok çok teşekkürler. Evet. Bunu, bu benim favorim. Onu size verelim. En güzeli evet, değil evet. mi? Onları bu, size verelim. Bir de ben bu göz altı morlukları ve halkalar için yeşil çayı duydum. Onu ama nasıl kullanıyoruz yeşil çayı? Şimdi yeşil çay güzel bir şey, sıkılaştırıcı özelliği vardır. Fakat hassas cildi olmaz yeşil çay. Mesela papatya olabilir, ıhlamur olabilir. O çayı buz kalıbına döküp dondurup her gün yüzünüzde dolaştırabilirsiniz. Yeşil çayı yağlı ve sağlam ciltler yine aynı şekilde limonla yapabilirler. Ama ben herkese iyi gelebilecek şu şekilde elmanın kabuğunu böyle alıp göz çevrenizde şu şekilde bekletebilirsiniz. Çok da etkili olur şu şekilde. Bu elmanın içerisindeki glikolik asit buradaki morluğu ve hani torbalanmayı engeller. Mesela Türk kahvesi, yumurta akı torbalanmayı %100 gideriyor. Bunu yıllardır söylüyorum. Sizden de Türkan Hanım'dan da saçlarım dökülüyor demişler. Ya evet, onlar bu mevsim geçişlerini biz mahvoluyoruz. Hadi efendim. Şimdi bu mevsim geçişlerinde hepimizin ihtiyacı olan saç bakımı. Şimdi burada çörek otu var. Çörek otundan şöyle bir çorba kaşığı dökelim buraya. Çörek otu her derde deva. Biraz da keten tohum koyalım, omega 3. Efendime söyleyeyim, bir de ısırgan otu koyalım. Şu şekilde. Evet, biz hiçbir şeyi ziyan etmeyiz. Burada böyle limon kabukları var, onları da koyalım. Efendime söyleyeyim, biraz da şöyle üzerine çıkacak kadar zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Şimdi bunu bu şekilde benmari usulü. Hani altına bir havlu evet, koyun, tencerenin ortasına koyun. Kısık ateşte şöyle 20 dakika bekletin. Sonra bir gece açmadan çay gibi demleyin. Ertesi günü erkekler bir çorba kaşığı. Bayanlar saç uzunluğuna göre bir kahve fincanı, içerisine yine nem alsın diye bal, eğer saçında kepek varsa bir çay kaşığı tuz, bir çorba kaşığı elma sirkesiyle karıştırıp saç diplerine sürüp masaj yapabilirler. Üzerine plastik bir bone, üzerine bir tülbent ya da bir kep giyip streç filmle sarıyorum ben bazen. Evet, en güzeli, en güzeli. Sonra bunu
Yani ısı bu, tutuyor muyuz peki sonrasında? Bence zaten plastik ya da streç ısı veriyor biliyorsunuz. Evet. Çok da etkili oluyor. O yüzden... Ne kadar tutalım vallahi, saçımızda? Ben gece yatıyorum. Sabah kalkıp yıkıyorum. Ya da en az 2 saat bekletirsek... Saçın temiz olması gerekiyor ama değil mi? Yok, hani yağlı saça hiç doğru fark etmez. Hiç fark etmez. Fakat ilk yaptığınız zaman biraz böyle hani kırık olan saçlar dökülebilir. Korkmayın, panik olmayın. Çünkü zaten dökülecekti onlar. Evet. Sonrasında inanılmaz derecede coşacağını göreceksiniz. Ben direkt alıyorum o zaman. Evet. Evet, bence de alın. Yani güzel bir şey. Evet, mesela şurada salatalık var, patates var. Mesela patatesi, mesela ben rendeliyorum. Patatesin nişastası inanılmaz derecede şifadır. Şurada rendemiz vardı. Onu burada aldık mı? Ha burada evet. Bir rendeleyelim bakalım ne olacak. Patates de her cilde iyi gelen bir şeydir. Hem maske olarak, hem lekeler olarak, hem mesela diyelim ki saçımız çok beyazladı. Patates soyulduğu zaman kararıyor değil mi? Evet. Onun suyu saç dibini de karartıyor. Evet. Ben yıllar önce bir tarif vermiştim. Sağ olsun bütün hekimler çok beğenmişti. Yeşil ceviz, yeşil cevizin yaprağı, defne yaprağı ve zeytinyağı 1 yıl karanlık yerde bekletiliyor. Mesela o zaman da simsiyah bir yağ oluyor. Mesela onu saçınız boyalı değilse, siyahsa saç diplerine ister kınayla sürün, ister doğal boyaların içerisine biraz katkı maddesi olarak kullanın. İnanılmaz derecede saç derinizdeki o beyazlar gidiyor. Nasıl? Her şeyin çaresi her var şeyin yani doğada, değil mi doğada? Doğada çaresi var ama yeter ki bilelim. Bakın şimdi sıktım. Evet. Bunun bir nişastası var. O benim için kıymetli. Evet. Evet. Şimdi şöyle biraz kalınca bunun dibine nişastası çöker. Evet. Bembeyaz bir nişasta olur. Şimdi ne yapalım? Buna mı aktaralım bir saniye? Bakalım nasıl olacak. Evet. Tabii biraz beklemesi lazım. Evet. Ne yapalım? Çünkü nişastası dibine çöktüğü zaman o bizim işimize çok yarıyor. Nasıl kullanıyoruz onu? Şöyle yapayım biraz, süzeyim mi? Bakayım nasıl olacak. Bak içinde nişastası gördün mü? Şimdi tabii ki bekledikçe çay gibi demleniyor. Bunun içerisine biraz da salatalık rendeleyelim. Bunu ne için kullanacaktık? Bunu cildimizdeki renk bozukluğunu açmak için aynı zamanda. Aynı zamanda bütün cilde iyi gelen bir özelliği var. Şöyle biraz da salatalık suyunu ekleyeceğim. Biraz da şurada sıktığım limonla ilave edeceğim. İçerisine diyelim ki şunu iyice karıştırdık. İçerisine biraz da lavanta, biraz da yine kabak çekirdeği yağ. Şöyle evet damlasın. Şundan da bir parça. Üzüm çekirdeği yağı. Tamamen doğal bir maske oldu. Bunu mu? Rabia'cığım. Evet. Şimdi bunu böyle koydum. Bu herhalde şey yapılıyor değil mi? Evet. Hafif de bundan koyalım. Bak içinde nişastası gördün mü? Evet. En faydalı yeri. Şimdi bunu böyle keşke biri olsaydı yüzüne yapıştırsaydım. Çok faydalı bir şey bu çünkü. Şu şekilde. Bütün bunu cilde. Nereden bulduk? Bunu ben getirdim. Bu böyle tülbentten de olabilir. Evet. Mesela kağıt peçeteden de olabilir.
Bunu emmesi yüzü... malzemeyi, evet. Emmesi önemli. Bunu yüzünüzde kuruyana kadar bekletin. Cildinize baktığınızda ne kadar değiştiğini, ne kadar güzelleştiğini fark edeceksiniz. O zaman ben şimdi bunları kullanayım. Bir evet. dahaki gelişinizde sonuçları konuşalım, kesinlikle, olur mu? Kesinlikle, kesinlikle onu yapalım. Yani mesela burada şey var, toz şekeri var. Mesela toz şekerinden ne yapalım size? Hemen, yani gördüğünüz gibi mutfağımızdaki malzemelerle evet. neler yapabiliyoruz? Evet, şimdi burada toz şekeri var. İçerisine biraz da vanilya koyalım. Tamam. Bunu bir güzel karıştıralım. Esmer şekerin içine vanilya evet. kattınız. Evet, mis gibi koktu evet. şimdi. İçerisine biraz da aloe vera katalım. Bunu mutlaka kullanmalısınız diye düşünüyorum. Ve banyonuzda 2-3 kere kullanabileceğiniz o hani pütürlü bazen cildimiz böyle hani bayağı pütürlü oluyor. Evet, evet. Hemen onu olarak... Vücut peeling mi bu? Vücut peeling. Evet, bu da sizin evet. vücut peelinginiz. Nasıl? Harika. Kokusuna bak. Harika, evet. mis gibi. Bağışıklık güçlendiricilerimiz burada. Burada, evet. Bu peeling, evet, maske yaptık. Maskelerimizi yaptık. Göz çevresi benim göz favorim. Göz çevresi, evet. Ve saç için böyle güzel bir karışım evet. yaptık. Hassas cilt için yaptık. Normal cilt, cilt maskesi, için yaptık. Evet. Göz çevresi için yaptık. Ve bu da evet. vücut peelingi. Vücut peelingi. Şimdi ben diyorum evet. ki ben bunları evet. kullanmaya başlayayım. Evet. Ürünlerin sonuçlarını da bir daha geldiğinizde sizinle kesinlikle, paylaşayım. Kesinlikle. Çok güzel olacağını eminim. Çok teşekkür ediyorum evet. Suna Hanım. Bu yoğunluğunuzun içinde ederim. Beni ne kırmadınız demek. Geldiniz. Ben Türkan Hanım'ı da sizi de çok severim. Teşekkür İnşallah ederiz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Herkese buradan sevgi, selam olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ben de. Şifa kaynağı bunlar. Vallahi mutfak çavuşu da kendi derdine yansın Türkan annem. Ne kadar kaynayacak bunlar? Etlerle pirinç iyice böyle hemhal olana kadar. Sonra da... Kırmızı biber rengini suya verene kadar. Heh, şunu da koy. Kaç kaşık koy? Koy, koy, koy bakayım. Biraz daha. Birazcık daha koy. Biraz kırmızı biber de koy. Bence bu birazcık daha ister. Koy, koy, koy. Koy, koy. Biraz daha, biraz daha. Tamam. Heh. Şöyle. Rengini verene kadar bekleyeceğiz. Efendim Buse'cim. Berna'cığım iyi misin kuzum? Nasıl oldun? İyiyim Buse ya. Böyle arada üşüme geliyor. Ofistekiler ne yapıyor? İyiler. Berna bak sana ne diyeceğim. Dinliyorum. Menekşe Akıl Hastanesi'nden kaçmış. Ay biliyorum ya. Evet Menekşe kaçmış. Biliyor musun? Nereden biliyorsun ki?